Yunus Emre 15. bölüm. www.sesibetimlemedernegi.com tekten film. Namazda oturup pozisyonda duran kadın Yunus'un fotoğrafı üstünde Yunus Emre aşkın yolculuğu yazdı. 14. bölüm özeti. Nallıhan obası. Çarşı kalabalık. Zabitler her zamanki gibi dolanıyorlar. Mesut ahşap makam koltuğunda Yunus iki yanında uzanan minderlerin sol başında oturuyor. Keçeci Mesut'un huzuruna getirildi. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Kapıyı işaret edip gönderdi adamını. Keçeci paniklemiş bir halde korkuyla bekliyor. Niye çağırdığımızı merak edersin Azmiye. Merak eder ama bilir aslında neden çağrıldığını. Bilmem efendim. Nereden bileyim? Bir takım karnı karalar Şeyh Efendimiz'e iftira eder. Onu kadıya şikayet ederler. Tövbeler olsun ağam. Dili kuru şeyhimize iftira atanın. Şeyhimiz de bizzat kendisi varmış, teslim olmuştur. Nallıhan'da kim şeyhimize şikayet eder ki? Her kişinin lokmasında tuzu vardır şeyhimizin. İnsanoğlu işte Azmi ağa. Çiğ süttür içtiği. Otur hele Azmi ağa, otur. Otur, otur. Hırkasının eteklerini arkaya atıp Mesut'un diğer yanına oturdu. Korkuyla bakıyor. Anlat bakalım Azmi ağa. Ne diye itira edersin Şeyh Efendi'ye? Tövbeler olsun ağam. Allah yazdıysa bozsun. Bizden kem söz gelmez şeyhimize. Mesut bakışlarını Yunus'a çevirdi. Yunus yüzünde bir tebessümle durumu değerlendirir gibi düşünüyor. Dergah, haremlik kapısı. Hanım ana, bacım Sultan ve Kasım evdeler. Kasım onlara refakat eder gibi diz çökmüş karşılarında oturuyor. Üçü de üzgün. Hanım ananın gözleri yaşlı. Kasım bakışlarını bacım Sultan'a kaldırdı. Bacım Sultan kederle boşluğa bakıyor. Hanım ana dalgın halinden kurtulmak ister gibi kıpırdandı. Kasım bakışlarını indirdi. Hanım ana gözyaşlarını silip güçlü bir ifade takınarak bacım Sultan'a döndü. Hadi kızım, hadi. Hava sıcaktır, bulaşıklar açıkta. Alışkınız biz efendiyi beklemeye. Ardından kukumav gibi oturup kaldığımızı görse kızar. Kalkın işinizin başına varın de. Doğru dersin hanım ana. Diye biz düşünecekmişiz. Derdi veren düşünsün dermanı der. Bacım Sultan'ın gözleri doldu. Ben dergaha varayım hele. Dervişen merakta kalmıştır. Şeyhimin zindanda olduğu haberi yayılmasını düşünürüz. Dervişen'in dahi haberi olmasın demişizdir. Hanım ana onaylarcasına kafa salladı. Bacım Sultan gözlerini boşluğa dikmiş, sessizce ağlıyor. Kasım ayağa kalkıp önünü kavuşturdu, gidiyor. Hanım ana durgun, düşünceli. Bacım Sultan başörtüsünü ağzından indirdi. Ana kız ikisinin de gözleri yaşlı. Hadi kızım. Hanım ana minderden kalkıp bacım Sultan'ın önünden geçti, gitti. Bacım Sultan yaşlı gözlerle öylece boşluğa bakıyor. Şeyh zindanda namaz kılıyor, secdeye varıp doğruldu, elleri dizlerinde. Selam veriyor. Yerde saman kalıntıları. Şeyh duasını edip ellerini yüzüne sıvazladı. Amin. Cübbesinin sağ başından tesbihini alıp siyah kuşağının içine soktu. Sol başından da misvakla kokuyu alıp onları da kuşağının diğer yanına soktu. Cübbesini toplayarak ayağa kalktı. Gelişi güzel katlayıp kenara geçti. Cübbesini dibe bırakıp eteklerini kaldırarak oturdu. Siyah hırkalı adam yanında. Kırklı yaşlarda, sakallı ve bıyıklı, yuvarlak yüzlü, yapılı.
Şeyh bacaklarını yukarı toplayıp bağdaş kurdu. Entarisinin içine lacivert içlik giymiş. Ağam ben yapmadım ağam. Vallahi ben yapmadım. Ben kimseyi soymadım ağam. Ağam ben yapmadım. Yeminle yapmadım ağam. Yeminle kimseyi soymadım ağam. Benim bir suçum günahım yok ağam. Yemin ediyorum. Zabit bir tepki vermeden genç adamı karşıdaki zindana tıktı. Ağam ben yapmadım. Tabii tabii. Ağam zindanda herkes masum. Tek bir suçlu yok. Doğru söze iman ancak iman edilir. Madem bir suçun kusurun yoktur, o vakit ne ararsın zindanda Şeyh Efendi? Sizleri ziyarete gelmişim Sencercan. Hem zindan iyidir, hele ki şu curcunalı vaziyet içinde. Kötü olaydı, Yusuf girer miydi zindana? İyi, tamam o vakit. Müsaade senindir ha. Bundan böyle her ne şart altında olursa olsun, Allah'ın ahi ocağının kapısı sana kapanmıştır. Var edepsiz eyleş. Ahinin ve ahalinin zihnini bulandırma. Mesut başını diğer yana çevirdi. Keçeci perişan bir halde kalktığı sırada çaresizce Mesut'a baktı. Ardından selam verdi. Mesut yüzüne bile bakmadan seni gözüm görmesin der gibi elini kapıya savuşturdu. Azmi ağa. Keçeci yarı yolda durup merakla Yunus'a döndü. Yunus ayağa kalkıp yanına yöneldi. Mesut seyrediyor. Bizi ikna etmeye çabalaman boşadır. Sen neye inanırsan hakikat odur. Her kişi içinde kendi aynasını taşır. Ama bu iftirayı atanın bilmediği şudur. İftirayla şeyhin üzerine varan Kadı İlyas ise... Ben de bu şehir içre kazılık etmişim. Devlette usul nedir, kitapta ne yazar bilirim. Böylesi bir iddiada bulunan kişinin şahidi olması gerekir. Keçici tedirgin oldu. Velhasıl ben sana olayın neticesini söyleyeyim. Bu dava Konya'da başkadılıktan döner. Şahitsiz bu isnadı yapan müfteri de iftira etmekten bizzat kendi çıkar kadının huzuruna. Elbet duruşması başlayanda görürüz kimmiş bu şahitler. Keçeci köşeye sıkışmış gibi başını eğdi. Mesut Yunus'u takdir edercesine başını öne salladı. Keçeci Yunus'a selam verip kapıya yöneldi. Yunus tebessümle aldı selamını. Keçeci dibe vurmuş bir halde gidiyor. Yunus oltaya düşürmüş gibi keyifle ardından bakıp Mesut'un yanına yöneldi. Yerine oturdu. Eğer şikayette bulunan müfteri Keçeci Azmi ise... kendine yalancı şahit aramaya çıkacaktır tez vakit. Mesut başını öne sallayıp öfkeli bakışlarını kapıya çevirdi. Yunus düşünceli ifadesiyle tebessüm ediyor. Allah'ın obası. Keçeci çarşıda tedirgin bir halde ara sokakların birinden çıktı. Sakin görünmeye çalışarak yanından geçtiği esnaflara selam veriyor. Gizlemeye çalışsa da telaşesi oldukça belli. Tenha bir sokağa girip adımlarını hızlandırdı. Arkasını kollayarak hızla ilerliyor. Hüseyin kemerli bir geçitin altında bekliyor. Keçeci yanına vardı. Mesut ve Yusuf çaprazdaki sokakların birine geldiler. Köşeden dikizliyorlar. Hüseyin gergin, keyifsiz. Keçeci hararetle bir şeyler anlatıyor. Keçeci başını çevirip etrafı kollarken Mesut'la Yunus hemen geri çekildiler. Ardından tekrar çıkardılar başlarını. Mesut tehditkarca kafa salladı. Keçeci çaktırmadan hırkasının önünü açıp kuşağından çıkardığı para kesesini Hüseyin'e verdi. Hüseyin kuşağına sokuyor. Mesut'la Yunus sinir içinde seyrediyorlar. Namus pazarı kurulmuş. İnsanlar alınır satılır. Adına da mahkeme derler, adalet derler.
Mesut'la Yunus başlarını uzattılar. Seyre devam ediyorlar. Hüseyin'le Keçeci zıt yönlere ayrıldılar. Yunus ve Mesut yine geri çekildiler. Keçeci onlardan tarafa geliyor. Mesut hırkasının önünü kavuşturup dikleşti. Keçeci yönünü o tarafa dönmüştü ki... Azmiye? Şahit mi satın alırsın kendini? Dil damağı kurudu Keçeci'nin. Ağzı kıpırdanıyor ama sesi çıkmıyor. Ok atacağına bir adama iftira at. Ok hedefin şaşırır, dil şaşırmaz. Keçeci korkudan ne yapacağını bilemez bir halde öyle kalıp başını öne eğdi. Mesut dik dik bakıyor. Nallah'ın obası. Şeyh zindanda tesbih çekiyor. Zindancı elinde anahtarlarla kapıya geldi. Yunus da Mesut arkasındalar. Gözün aydın Şeyh Baba. Şeyh'in sırtı kapıya dönük. Yunus parmaklıkların arasından ona bakarak sevinçle gülümsedi. Şeyh gözlerini kapatıp tesbih çekmeye odaklanmış. Mesut'tan sonra Yunus da girdi içeri. Şeyh tesbihi öpüp kenara koydu, gülümseyerek ayağa kalktı. Geldiniz mi canlar? Mesut eline atıldı. Estağfurullah. Aynısı sende de var. Şeyh Yunus'a da öptürmedi elini. Bize müsaade Pirim Sencer. Sencer eline atıldı. Ona da öptürmedi. Estağfurullah. Ne vakit istersen gel. Bir çorbamızı içersin fakirhanemizde. Önden çıktı Mesut'la Yunus peşindeler. Aman Şeyh Efendi. Dergaha çağırdığınız Sencer, Nallah'ın en azılı hırsızlarındandır. Hepimiz bu pazardan birer kefen çalmaya geldik. Zindancı zabit kapıyı kilitlemeye döndü. Görsek dahi inanmayız evlat. Mal kimin, mülk kimin, sahibi kim, hırsız kim? Sencer mahzunlaştı. Mesut'la Yunus sözlerinden etkilendiler zabit mahcup. Siz bilmezsiniz, tanımazsınız diye deyivereyim dedim Şeyh'im. Şeyh yola koyulduğu sırada Sencer'in bakışları tesbihe takıldı. Hay Allah diye gerdan kırıp aldı tesbihi. Tam kuşağına sokuyordu ki Şeyh hatırlayıp dönünce kuşağından misvakla kokuyu da çıkarıp onu uzattı. Hepten ihtiyarlamışsın. Unuttun neyin var neyin yok. Eyvallah. 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 Şeyh parmaklıkların arasından aldı gidiyor. Sencer gülümseyerek ardından baktı. Şeyh aldıklarını kuşağına koyarak önden yürüyor. Koridor kapısındaki zindancıdan asasını alıp yanından geçti. Diğer eliyle hırkasını kavuşturmuş vaziyette yürüyor. Yüzünde huzurla gülümseyen ifade. Mesut'la Yunus arkadan yürüyorlar. Yunus Şeyh'i kurtarmış olmanın gururu ve sevinci içinde tebessüm ediyor. Omuzları dik, başı yukarıda. Dergah. Huzur odasının kanatlı kapısı açıldı. Güyende yamalı şalvarıyla kapının kenarına çekilip Şeyh'e yol verdi. Şeyh heyecanlanmış bir halde minbere bakarak pabuçlarını çıkardı. Hırkasını kavuşturup içeri girdi. Bakışlarını minberden çekmeden durdu. Elini kalbine yaslayıp başını öne eğerek selam verdi. Biraz ilerleyip kenara geçti. Selam vererek birer birer içeri girip karşılıklı diziliyorlar. Şeyh'in arkasından ilk önce Kasım selam verip karşıya geçti. Arkasından Mesut verdi ve Şeyh'in yanına durdu. Diğerleri de sırasıyla diziliyorlar. Şeyh arayış içinde bakınarak beklerken Yunus kapıda göründü. Güngör sonda durup karşılıklı iki sırayı birleştirmiş. Yunus gelince kenara çekildi. Zaman yavaş akıyor. Yunus elini göğsüne yasladı, selam vererek aradan geçiyor. Şeyh gözlerini alamadan öylece onu seyrediyor. Yunus da bakışları birbirlerine kilitlendi. Sanki aralarında karşı konulmaz bir bağ varmış gibi göz gözeler. Yunus yaklaşınca Şeyh bir adım öne çıkıp karşısına geçti. Yunus biraz ötede durup elini göğsünden indirdi. Diğerleri pozisyonlarını bozmuyorlar. Şeyh'in elleri boşta. Vakit gelmiştir artık efendim. Şimdiden tezi yok. Yola çıkmam gerek.
Kasım belli etmese de rahatlayıp Şeyh'e baktı. Şeyh Yunus'un yanına yaklaşıp elini sırtına koydu. Birlikte kapının önüne yürüdüler. Yola çık. Yoldan çıkma. Dervişlere yüzlerini dönüp pabuçlarını giydiler. Ardından tekrar sırt çevirip çıkışa yöneldiler. Şeyh önden bahçeye çıktı. Yunus arkasından çıkıp kapıyı kapattı. Avluya yürüyorlar. Olacakların en hayırlısı olmuş olandır. Yol bura varır demek ki. Tutup da yolun istikametini çevirecek değiliz ya. Aynalı kucağında bir kaplumbağayla koşar adım gelip Şeyh'in elini öptü. Yeni yoldaş bulmuşsun kendine aynalı pirim. Olmadın mı? Ölmedin mi? Olmadın mı? Ölmedin mi? Olmadın mı? Ölmedin mi? Yunus'a bakarak söyleyip gitti. Nerede kadılık edeceksin? Konya'ya varanda öğreneceğim başkadılıktan. Nasıl varacaksın ya Konya'ya? Atım vardır handa. Can canın sahibi olur mu ki? Bir dostumundur Konya'dan. Git var gel diye emanet vermiştir. Derviş olsan derim ki can üstüne can olmaz. Hadi. Hele var çık da bak bakalım nereye varır yollar. Allah ömrünüze bereket versin. Üste gök, altta yer durdukça dert tasa vermesin. Yunus elini öpmeye uzanınca Şeyh avuçların arasında sıkıştırdı elini. Yaşayalım görelim. Hele görelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler. Yunus tebessümle bakarak gitmeye hazırlanıp başını öne eğdi. Karşılıklı selamlaştılar. Yunus kapıya yöneldi. Şeyh elini göğsünden indirdi. Bir müddet arkasından bakıp yoluna döndü. Zıt istikametlere yürüyorlar. Avludaki iki derviş kilimden kalktılar, Şeyh'in önünden gidiyorlar. Yunus taş kemerden geçip durdu. Kederle Şeyh'in arkasından bakıyor. Kenarda oturan iki konuk Şeyh yanlarından geçerken ayaklanıp selam durdular. Yunus buruk tebessüm ederek bakıp önüne döndü, kapıya yürüyor. Yunus beyaz atıyla yollara düşmüş bozkırda ilerliyor. Bodur otlarla bezenmiş düzlükteler. Etrafta tek tük ağaçlar. At huzursuzlanıp şaha kalkarak bir anda durdu. Yunus ne olduğunu anlayamamış bir halde dizginlerinden tutuyor. At gitmek istemezmiş gibi yeniden şaha kalktı ve Yunus dizginlerinden çekmesiyle hareket etti ve ilerlemeye koyuldu. Yunus petrol yeşili enteresinin altında siyah içlik, üstüne yarım kollu haki yeşili bir hırka giymiş. Sarı ve kuşağı her zamanki gibi üstündeki renklerle uyumlu. Dergah. Şeyh ile Kasım bahçeye çıktılar. Şeyh'in bahçesine girilen kapıya yürüyorlar. Şeyh durup ben giderim der gibi elini Kasım'ın omzuna koydu. Kasım selam verip avluya geçti. Şeyh durgun düşünceli yürürken taşın üstündeki kan lekelerini görüp bir anda durdu. Ardından dikkatle bakarak yanına yöneldi. Yaklaşıp durdu. Eğilerek bakıp lekenin olduğu yerden itibaren zemin taşlarının devamına baktı. Lekeler ara ara iki yerde daha devam ediyor. İki büklüm bir halde ilerleyip bir sonraki lekenin yanına geldi. Bir süre bakıp birkaç adım daha ilerledi. Diğer lekenin önüne çöküp kaygıyla elini uzattı. Parmak uçlarını henüz taze olan kanı değdirip çekti elini. Orta parmağına buluşan kanı baş parmağıyla ovuşturarak bakıp yavaşça doğruldu. Başını kaldırdı, kaygıyla boşluğa bakıyor. Yunus kırlarda yol alırken atı yeniden durup dimdik bir halde şaha kalktı ve Yunus'u üstünden attı.
Yunus sert bir şekilde çakılıp yuvarlanmaya başladı. Yanı başındaki eğimli bayırdan aşağı düştü. Düzlükten yaklaşık 4-5 metre dibinde. Olduğu yerde yüzüstü kıpırdanıyor. Başını acı içinde yukarı kaldırdı. Yüzünün birçok bölgesinde kanlı sıyrıklar oluşmuş. Acıdan ne kalkabiliyor ne de sesini çıkartabiliyor. Suratını buruşturarak toprağa uçlayıp yumruğunu sımsıkı sıktı. Ardından başını tekrar eğerek acıyla toprağa yaklaştırdı. Şenlik akarken içi oyuk bir taşın içinde yanan ateş, üstünde kızdırılan kesici bir alet. Dergahta halka oluşturmuş zikir çeken dervişler. Yunus Kadı, Yusuf Gökhan Atalay, Şeyh Tapduk Emre Payidar Tüfekçi, Molla Kasım Baran Akbulut, Mesut Mehmet Çepiç, Bacım Sultan Sedat Osun, Hanım Ana Asuman Çakır, Binberci Hasan Rüzgar Aksoy, Ali Taygun Mehmet Ali Tuncer, Kira Müge Uyar, Subaşı Hasan Erguntaş, Dülger Şahin Ahmet Talay, Demirci Bayram Sedat Erdiç, Derviş Çağrı Birant Tunca, Güyende Umut Tanyolu, Keçeci Murat Ercanlı, Hekim Özü Doğru Cici, Aynalı Kaptan Gürman, Müzik Alpay Gültekin Zeynep Alasya, Sanat Yönetmeni Özü Doğru Cici, Kurgu Yönetmeni Akif Özkan, Senaryo Mehmet Bozbağ İsa Yıldız, Genel Koordinatör Hüseyin Nurettin Bal, Proje Tasarım Mehmet Bozbağ, İsa Yıldız, Yapımcı Mehmet Bozbağ, Yönetmen Kamil Aydın. Namazda oturup pozisyonda duran Kadın Yunus'un fotoğrafı üstünde Yunus Emre, Aşkın Yolculuğu yazdı. Bu proje İbrahim Has'ın Tezkire-i Has adlı münakabındaki Yunus Emre rivayetinden ve Mustafa Tatçı'nın derlemelerinden hareketle hazırlanmıştır, yazdı. At düzlükte otluyor. Yanında 4-5 metre derinliğindeki meyilli uçurum. Yunus yuvarlanarak düştüğü uçurumun dibinde. Yüzünde kanlı çiziklerle acı içinde doğrulmaya çalışıyor. Milim milim kıpırdanarak yana dönüp sırtını arkasındaki toprağa vermekten öteye gidemedi. Her çabasında acı içinde kalıp suratını buruşturuyor. Olduğu yerde dermansızca yatıyor. Hafiften elini oynatıp bacağına çekti. Ardından bacağını yeteri kadar oynatamayınca eliyle içliğinden sıkıca tutup biraz daha çekti bacağını. Yaptığı eylemle dermanını kaybedip başını arkaya yaslayarak soluklandı. Sonra kaldırıp uçurumun başına baktı. Az olsa kuvvetini toplayıp kendini yukarı çekmeye çabaladı. Fazla hareket edemeyince de koluyla destek alıp birazcık ancak kayabildi. Nefes nefese kalıp duraksayarak başını yukarı kaldırdı. At düzlükte otluyor. Yunus tek kurtuluş yolu ona ulaşmakmış gibi bakıp toparlandı. Gayretle kendini birazcık daha yukarı çekti. Oldukça yoruldu, duraksayarak soluklandı. Avucunu toprağa yaslayıp kendini biraz daha çekeceği sırada takatini kaybedip durdu ve eli kaydı. Yunus onca çabalayıp bir iki karışlık yolu kat etmesine rağmen devrilip tekrar çukura indi. Yan pozisyonda yatıyor. Kalkmak için kıpırdanmaya çalışırken bu sefer de yüzüstü devrildi. Sol avucunu kaldırıp toprağa yasladı. Destek alıp kafasını uçurumun başına kaldırdı. Ata bakılıyor. Dirseklerini toprağa yasladı. Sağ kolunu kıpırdatmakta zorlanıp sol eliyle entalisini kolundan tutarak yukarı çekiştirdi. Bir süre soluklanıp dirseklerinin yardımıyla üst bedenini hafifçe kaldırdı. Sağ bacağını milim milim yukarı çekiyor. Sol kolundan yardım alarak üst bedenini toprağın milli kısmına çekti. Başını kaldırıp bir kez daha baktı yukarı. Ardından tutunacak bir ot bulup sıkıca kavradı ama ot elinde kaldı. Bir başka ota daha uzandı, o da elinde kaldı. Sürünerek kendini yukarı çekmeye çalışıyor. Çok az bir yol kat edip duraksadı. Kısa bir süre soluklanıp yeniden denedi.
Bakışlarını hedefe belirleyip kendini milim milim yukarı çekmeye çalıştığı sırada takatını kaybetti. Üst bedenini ancak yukarı çekmişken yeniden çukura devrilip yatar pozisyon aldı. Sırt üstü boylu boyunca yatıyor. Karşı taraftaki meyilli topraktan süzülerek çukura inen bir yılan Yunus'a yaklaşıyor. Siyah beyaz renkli ve oldukça uzun. Yunus çaresizce doğrulmaya çalışıyor. Başıyla sağ kolunu hafifçe kaldırıp daha fazla öteye gidemeden yılanı fark edip bakışlarını sabitledi. Yılan dilini çıkarta çıkarta yaklaşıyor. Yunus oldukça hassiz ve bitkin. Ne panikledi ne de kurtulmak için bir girişimde bulunabildi. Yılan aradaki mesafeyi kapattıkça Yunus'un gözleri büyümeye başladı. Yüzüstü pozisyonda yerinden kıpırdamıyor. Sağ kolu yılana doğru uzanırken sol eliyle tutup çekmeye çalıştı ama gücü ona da yetmedi. Yılan bakışlarını Yunus'a sabitleyip eline yaklaştığı sırada Yunus'un gözleri kapattı. Başı yavaşça yürümüştü. Karanlık. Akşam vakti Nallıhan Obası. Çarşı yavaş yavaş toplanıyor. Yunus muayenehanede sırt üstü yatıyor. Mikel sudan çıkardığı bezi sıkarken kapıda bir adam dikiliyor. Vere bir mum daha yakasın masanın üzerine. Adam hızla masaya eğilip bir mum daha yaktı. Mikel elindeki bezi Yunus'un alnına koydu. Yatakla tıbbi malzemelerin olduğu sofranın arasındaki taburede Yunus'a karşı oturuyorlar. Yunus'un entarisinin kemerini çözüp önünü açtı. Eliyle hafifçe bastırarak kaburgalarını muayene ediyor. Sofraya dönüp eline büyük bir bıçak aldı. Üstüne tükürüp kazağının koluna sürttü. Temassızca Yunus'un dudağının altına yaklaştırıp nefesini kontrol etti. Ardından buğulanan bıçağı koluna sildi. Açılan kapıdan şeyh girdi. Hoş gelmişsinizdir şeyh. Kasım'la Minberci arkasından girdiler. Minberci Hasan kapıyı kapattı. Şeyh hüzünle Yunus'a bakıyor. Kasım'la Minberci geriden bakıyorlar. Kasım içi yanmış gibi bakıyor. Yunus kıpırtısız. Kullar senin, sen kulların. Dert senden, derman senden. Ya Şafi. Baştan aşağı üfledi Yunus'a. Şifa veren sensin ya Rabbi. Bire nasıl olmuştur bu? Minberci'nin gözümden geçmiş. Doğanca Köy Camisi'nin minberini yaparız Şevki Usta'yla. Yemeği tamam ettik. Topladık takım tezgahı. Akşamı da çalıştığımız camide kalıp yatsıya dergaha varalım diye sürdük atları. Ayın aydınlığı süt gibi aydınlatırdı geceyi. Şevki Usta muayenehanedeki adam. Hele bir soluklanalım Şevki Usta. Tam Cevizi Dere'den su gözüne inen yolda bir baktım ileride bir at. Sahibi yoktur. Şevki Usta. Geldi aslanlı gel. Gece vakti dağ başında bir at. Belli ki yaban da değildir ama sahibi de görünmez meydanda. Bir endişedir çöker içimize. Vardık atın yanına. Minberci ile Şevki telaşla etrafı kolluyorlar. Şevki yukarıdan Yunus'u görüp meşalesini uzatarak baktığı sırada Minberci merakla yanına geldi. Yunus kıpırtısız. Tut Şevki. Atının yularını verip telaşla aşağı indi. Yunus yüzüstü. Yanına çöküp eğildi. Yüzüne bakıyor. Şevki koşarak yanına geldi. Meşaleyi tutuyor. Minberci sarığından sarkan parçayı yüzünden kaldırdı. Eğilip bakınca Yunus olduğunu görüp panikle Şevki'ye baktı. Yunus'tur mu? Ölmüş mü, sağ mıdır? Eğilip nefesini kontrol etti. Yaşar. Vallahi yaşar. Başını tekrar arkaya çevirdi. Şevki ile birlikte süzülerek uzaklaşan yılana bakıyorlar. Sebep olmasın. Şevki başını öne salladı. Minberci önüne dönüp omuzlarından tutarak Yunus'u devirmeye çalıştı ama gücü yetmedi. Yok, döşek yapmak icap eder. Şevki meşaleyi toprağa yaslayıp koşarak çıktı bayırı. Atının yanına varıp heybesinden bir el tırpanı çıkardı. Koşarak ilerideki ağacın yanına gidiyor. Minberci panik halde Yunus'un başında bekliyor. Etrafı kollayıp başını yukarı kaldırdı. Oturduğu yerden bir yer göremeyince ayağa kalkıp etrafa bakındı.
Yılan sokmuş mudur bilmem. Bu sebep olmuş olmasın? Şimdi. Biraz sonra mı söylersin bunu? Mikel Yunus'un elini tutup elbisesinin kolunu yukarı sıyırdı. Kolunda ısırık izleriyle morluk var. Kolundan ısırmıştır yılan. O yüzden biraz teni morarmıştır. Ama bu kış yılan bol idi. Fazlasıyla zehir almışızdır Şeyh Efendi. Mikel tabureden kalkıp masanın öbür ucundan gerekli malzemeleri aldı geldi. Yeniden tabureye oturdu. Aldıklarının birini yakınına koydu. Elindeki kesici aletle yılanın diş izinden itibaren aşağı doğru kesiyor. İki diş izinin olduğu yerden de incecik kısa birer kesik attı. Kasım dayanamayıp yüzüne geçti. Mikel bıçağı kenara bırakıp Yunus'a döndü. İki yandan da sıkıca bastırarak kana karışan zehiri temizliyor. Minberde seyretmekle meşgul. Kasım bakamıyor. Mikel panzehiri alıp şişeye metal bir çubuk soktu. Ardından çıkarıp kestiği yere sürdü. Bir kez daha daldırdı. Özenle yeniden sürüyor. Şeyh Yunus'un başucuna oturmuş Mikel'i seyrediyor. Yunus'a dönüp avucunu ağzına yaklaştırdı. Üflediği avucunu Yunus'un üstünde gezdirip savuşturur gibi yaptı ve çekti elini. Kasım içi burkularak Yunus'u seyrediyor. Mikel beyaz bir bezle yarayı sarıyor. Yerimiz Ahi Evren der ki, şifa zehirdir, zehir şifadır. Şifayı zehreyleyen, zehri şifa eyleyen sensin ya Rabbi. Az dolanmadıydık bir Ahi Evren ile karakışlarda. Kış uykusundaki yılanların peşinde Kayseri dağlarında. Yalnız ahilerin değil, hekimlerin de piridir. Tanrı rahmet eylesin. Tanış ettiniz bizimle de. Bildiğimiz her şeyi ondan öğrendik. Sayenizde Şeyh Efendi, sayenizde. Şeyh başını öne sallayıp şefkatle Yunus'a döndü. Yunus yara bere içindeki yüzüyle ölü gibi yatıyor. Minberci buruk. Nalan obası manzarasının üzerinde bir hafta sonra yazıp hava aydınlandı. Dergah. Yunus bir yer döşeğinin üstünde ölü gibi yatıyor. Yaraları henüz iyileşmemiş. Üzerinde beyaz bir örtü serili. Şeyh başucuna oturmuş okuyor. Minberci diğer yanında oturuyor Yunus'un. Şeyhin evindeler. Sofrayı kenara çekip minderleri kaldırmışlar. Döşek ortada. Hanım Ana ile Bacım Sultan içeri girdiler. Hanım Ana elinde tası şeyhe verdi. Şeyh içinden peşkiri çıkardı. Bacım Sultan getirdiği ibrikten tasa su döküyor. Minderci buruk bakışlarını önüne kaldırdı. Hanım Ana geride oturuyor. Bacım Sultan ibriği bırakıp onun yanına geçti. Minberci merakla şeyhi seyrediyor. Şeyh tastaki suyu okuyor. Bacım Sultan Hanım Ana'nın gerisine oturdu. Tası yere bırakıp peşkiri içine daldırdı. Katını bozmadan iki tarafını da ıslattı. Yumuşak dokunuşlarla Yunus'un yaralarına sürüyor. İki yanak bölgesine de sürüp alnına götürdü. Minberci, Hanım Ana ve Bacım Sultan hüzünle seyrediyorlar. Şeyh peşkiri kaldırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sefer de parmak uçlarını batırdı suya. Yunus'un ağzına değdiriyor. Şeyh elini çekince Yunus dudaklarını kıpırdattı. Şeyh peşkiri tasa bırakıp ellerini dizlerine yasladı. Minberci ona bakarken şeyh de kederle Yunus'a bakıyor. Minberci de indirdi bakışlarını. Yunus dudaklarını kıpırdatıyor. Tüm bakışlar ona odaklanmış. Hanım Ana ağlamaklı. Şeyh öylece Yunus'u izliyor. Yunus yine kıpırtısız. Dervişler avluda oturuyorlar. Attan düşmüş. Nefessiz. Bir ölü gibiydi getirdiklerinde. Nerede vaki olmuş olay? Bir gören, bir duyan var mıdır? Su Gözü köyünü bilir misin? Bilirim.
İşte su gözünden Cevizli Dere'yi ağın yolda bulmuşlar. Ölü sanmışlar ilkin. Bir yaklaşsalar yanına nefes alıp verir, diridir. Aynalı eski püskü kıyafetleriyle dergaha girdi. Sevinçle kucağındaki kaplumbağayı severek avluya geliyor. Olmadı da, ölmedi de. Olmadı da, ölmedi de. Olmadı da, ölmedi. Karşılarında durdu, dervişler şaşkınlıkla seyrediyorlar. Olmadı da, ölmedi de. Kasım çökmüş omuzlarıyla avluya girdi. Üzgün bir halde yanlarına geliyor. Aynalı yüzünü bahçeye dönmüş, kaplumbağayı seviyor. Dervişler Kasım'ı görüp saygıyla ayaklandıkları sırada Aynalı onu fark etmeden dizlerinin üstüne çöktü. Kasım yanlarında durdu. Aynalı sırtından öpüp bahçeye bıraktı kaplumbağayı. Dua edin birdaşlar. Dervişler başlarıyla onayladılar. Atilla elini kalbine koydu, kaplumbağa uzaklaşıyor. Bacağındaki kan lekesi temizlenmiş. Aynalı ardından bakıp başıyla ellerini göğe kaldırdı. Kasım arkasına döndü, memnuniyetsizce izliyor. Biz nelerle uğraşırız? Bu nelerle uğraşır? Tövbe ya Rabbil alemin. Çer çöpü doldurduğun yetmedi dergaha. Şimdi de bu necasetleri mi doldurursun? Al şunu götür git. Atilla ile Ali Taygu tavrına sinir oldular. Aynalı ayağa kalkıp kaplumbağanın yanına yöneldi. Kasım yanına yandaş arar gibi estağfurullah çekerek dervişlere döndü. Aynalı kaplumbağayı alıp şimdi avluya geçti. Ters ters Kasım'a bakarak çıkışı önerdi. Duadan gayrı merhem yoktur cana. Dua edin pirdaşlar. Dervişler üzgün bir halde onayladılar. Kasım aklı Aynalı'da kalmış gibi gerdan kırarak bahçeye bakıp kederle ilerledi. Yolun sonu hücresine, köşeyi dönünce de huzur odasının girişine çıkıyor. Dervişler yerlerine oturuyorlar. Şeyh nemli peşkirle Yunus'un alnını siliyor. Kasım minbercinin yanına oturmuş. Hanım Ana ile Bacım Sultan Şeyh'in diğer yanında gerilediler. Şeyh peşkiri çekti, yüzünle Yunus'u izliyor. Kaç gün oldu? Bir kez gözünü açmadı babacığım. Aşk yoluna çıkmak ise niyetin, uslata ermek ise gönlündeki bela ile imtihan edilirsin. Biz çalap deriz. Her daim Allah'tır gönülde adı. Ama onun bir adı da Zülcelali vel İkram'dır. Kişi ister ki hemen cemalini göre. O güzellik karşısında mest ola. Ama o önce kahrı, zulmünü, celalini gösterir. Zülcelali vel ikram. Demek önce celal, sonra ikram. Önce kahır, zulüm, imtihan, çile, sonra lütuf, sonra ihsan, sonra ikram. Hanım Ana'nın gözlerinde yaşlar birikti. Ya sebep nedir? Neden önce celal, sonra ikramda bulunur? Sorusuna cevap arar gibi kaldırdı başını. Önce Kasım'a baktı, göz göze geldiler. Kasım'dan ses çıkmayınca minberciyle bakıştılar. Minberci merakla bekliyor. Şeyh başını diğer yana çevirip bu sefer de Hanım Ana ile Bacım Sultan'a baktı. Ardından tekrar Yunus'a döndü. Aşıkı sadık mı, değil mi? Emin olmak için. Yunus ölü gibi yatıyor. Hanım Ana ağlamaklı. Bacım Sultan üzgün, kederli. Dolunaylı gecenin sonrasında yepyeni bir sabah. Nallıhan Obası. Dergah.
Yunus beyaz örtünün altında sırtüstü kıpırtısız yatmaya devam ederken şeyh başını bekliyor. Hanımın arkasında Kira ve bacım Sultan'la içeri girdiler. Kira tasla peşkiri, bacım Sultan da ibriği getirdi. Arkadan Kasım da gelip selam verdi. Bacım Sultan ibriği Kira'nın yanına bırakıp karşısına dolandı. Ardından da hanım ananın yanına oturdu. Kasım Kira'nın biraz ötesinde, Yunus'un ayak ucuna yakın. Kira Yunus'un başucunda muayene eder gibi elini kaburgasına bastırıyor. Şeyh ve diğerleri merakla seyrediyorlar. Kasım göz ucuyla bacım Sultan'a baktı. Bacım Sultan gözlerini Yunus'tan alamıyor. Kasım fark edip bozuldu, bir o kadar da buruklaştı. Kira muayene etmeyi sürdürüyor. Kasım durgun bakışlarını ona çevirdi. Kira parmak uçlarını Yunus'un üst bölgesine bastırıp aynı işlemle omzundan koluna indi. Kötü bir sonuç almış gibi iç çekerek bakışlarını kaldırdı. Şeyh merakla bakışlarını doğrulttu. Sanırım kesif zehir bırakmıştır yılan. Kasım panikledi. Hanım ana ile bacım Sultan kaygıyla bakıştılar. Kurtulacak ama inşallah. Kasım merakla bacım Sultan'a dönüp onun rahatlayarak oh çekişini gördü ve bozuldu. Başını eğip sinirle gerdan kırdı. Kurtulmak istediği yılanın zehri yediyse kurtulur elbet. Babam hep der, hekimlerin kabiliyeti ateşi düşürmeye kafidir ancak. Ateşten kurtarmaya değil. Gönüllerin tabibi sizsiniz. Estağfurullah. Kira kolunu uzatıp Yunus'un alnına dayadı. Bacım Sultan seyrediyor. Kira çekti kolunu. Kasım'ın morali bozuk. Kira sudan çıkardığı peşkiri Yunus'un alnına koydu. Eliyle bastırarak sabitledi. Bir hafta olmuş ama ateşi düşmemiştir. Gece dayı penceresi açık kalsın. Babam her namaz vaktinden sonra soğuk su tatbik etsinler dedi. Elma sirkesi vardır inşallah. Vardır, yapmışızdır. Suyuna sirke de koyarsınız. Ben yarın yine uğrar gözlerim haline. Kira vedalaşırcasına tebessüm edip başını öne salladı, kalkıyor. Yunus kıpırtısız. Hanım ana, bacım Sultan ve Kasım da kalktılar. Kasım ayak altından kenara çekilip Kira'ya yol verdi. Kira önünden geçip gitti. Hanım ana ile bacım Sultan geçirmeye gidiyorlar. Şeyh de kalktı ayağa, peşleri sıra ilerliyor. Yunus alnında peşkirle ölü gibi yatıyor. Bahçeye açılan kapıdan sırasıyla Kira, Şeyh ve Kasım çıktı. Allah'a ısmarladık o vakit. Bir şerbetimizi içmeden mi kızım? Alaye'den kervan gelmiştir. Babama yardım etmem gerekir. Ben ilaçları hazır edince getiririm. Zahmet buyurmayasın. Kasım alır gelir. Sen burada kal. Aklım sende kalmasın. Siz nasıl uygun görürseniz. Hadi o vakit. Biz de geçelim Kasım'ı. Kasım bozularak başıyla onayladı. Şeyh'in peşinden gidiyor. Kira çıktıkları kapıya geri döndü. Kapılardan geçip gözden kayboldular. Sofranın üstünde kandille şeyhin dizmeyi yarıda bırakıp tasa koyduğu tesbih taneleri. Bacım Sultan ipi de koyup tası sofranın üstünden kaldırdı. İlerleyip dolabın üzerine bıraktı. Kira Yunus'un yanına çöküp ibriği aldı. Hanım ana yüne eğiriyor. Bir yandan da içi burkularak Yunus'un haline baktı. Ne alemlerde seyrandadır kim bile şimdi. Ne düşünür ki insan böyleyken? Şuuru var mıdır? Gerçeği rüyayı ayırt eder mi ki? Yara tenindedir, canında değil. Bacım Sultan kederle Yunus'a bakıp tası bıraktığı alçak dolaba döndü. Üstünden güğümle maşrapayı alıp sofraya yöneldi. Kira elinde ibrik ve peşkirle tas da peşinden gidiyor. Yunus'un rüyasında kavuklu, cübbeli, sırtı dönük yaşlı bir kadın. Kamburu çıkmış bir halde elindeki evraka bakıyor. Cuma Ali Efendi! Cuma Ali Efendi! Yüzünü dönüp elindeki evrakı ortadaki masaya bıraktı. Kadı saçını sakalını ak düşmüş Yunus.
Odası oldukça gösterişli. Doğrulup asasından destek alarak yanına gelen Mesut'a döndü. Mesut oldukça yaşlanmış. Yunus'un karşısına geçti. Sevgiyle tebessüm ediyor. Yunus şaşkın gözlerle bakıp yüzü aydınlandı. Mesut efendi. Yıllar, yıllar oldu kadı efendi. Hangi rüzgar savurdu seni nallahından buralara? Anadolu'nun dört bir yanından ahir reislerinin meclisi için gelmişimdir Konya'ya kadı hazretler. Gel, gel otur şöyle gel. Elinden tutup mindere çekti. Yan yana oturdular. Konya'da olduğunuzdan haberdar idim. Başka da olduğunuzu cümleler bilir nallahında. Ne iyi ettin de geldin. Ne iyi ettin de geldin. Elini tutup dudaklarına götürdü. Birbirlerinin ellerinin terslerini öptüler. Madem ki geldin ta Konyalara, kal. Birkaç zaman misafirin ol. Eksik olmayasın başkali hazretleri. Ama tezelden Kırşehir'ine yola revan olmam icap eder. Gidersin elbet. Gidersin. Hele birkaç gün misafirim olasın. Eksik olmayasınız başkali hazretleri. Ben size haber getirdim. Haberi verip müsaadenizi isterim. Şeyhim sizi çağırır. Konya'ya varırım diye elini öpmeye varan da var Yunus Efendi'ye söyle hele bir gelsin diye ısmarlamıştır. Yunus buruklaşarak iştenlikle gülümsedi. Gördüğü rüyanın etkisiyle tebessüm ediyor. Bacım Sultan'la Kira içeri girdiler, Yunus'un birer yanına geçtiler. Bacım Sultan kenara çekilmiş sofranın yanından seccadeyle tesbih alıp paravanın önüne yöneldi. Döşeğin üstüne koyup doğrulduğu sırada Yunus'a bakarak yüzündeki huzuru fark etti. Gülümseyerek seyrediyor. Mutlu bir rüya görür kesin. Hanımana da dönüp baktı. Bacım Sultan buruk tebessümüyle Yunus'u seyrediyor. Kira gülümseyerek Bacım Sultan'ın haline bakıp başını Yunus'a çevirdi. Hanımana kucağında yünlerle kalkıyor. Bacım Sultan Yunus'tan gözlerini alamazken Kira yanına gelip koluna dokunarak önüne kattı. Hanımana arkalarından gidiyor. Dergah. Kasım üstünden cübbesini çıkarmış hücresinde tespih çekiyor. Sarığı başında, gergin bakışlarını karşısına odaklamış, diz çökmüş vaziyette döşeğinin kenarında oturuyor. Ocak alevli. Başını eğip tesbihi dudaklarına götürdü. Öpüp kenara koydu. Ellerini abanarak vücudunu arkaya çektikten sonra pencerenin altındaki duvara sırtını yasladı. Gergin bir halde düşünüyor. Sanırım kesif zehir bırakmıştır İvan. Kurtulacak ama inşallah. Bacım Sultan'ın nasıl rahatladığını anımsadı. Hatırladıklarının etkisiyle kaşlarını kaldırarak iç çekti. Gerdan kırıp yeniden geçmişe döndü. Bacım Sultan gözlerini Yunus'tan alamıyor. Kasım fark edip bozuldu. Şimdi... Estağfurullah. Destur var mıdır? Buyur, buyur derviş çağır. Selamünaleyküm Kasım ağam. Aleyküm selam. Tabip Mikel'den getirmişim ilaçları. Varıp şeyhime teslim edeyim mi? Şeyhimiz hanededir. Biz kendimiz teslim ederiz. Kasım yerinden kalkıp sandığın yanına yürüdü. Hırkasını alıp çağrının yakınına yürüdü, üstüne geçiriyor. Ver hele. Çağrı şişelerin ikisini de uzattı. Kasım teşekkür edercesine başını eğip kapıya yöneldi. Çağrı arkasından gidiyor. Dervişler avluda oturuyorlar. Önlerinden geçen bir dervişle selamlaştılar. Geçen cumaydı. Yok Pirdaş, daha evvel. Ay oldu neredeyse. Pirdaşlar bulan biziz. Hele bir sorun. Oğluzade efendi doğru der. İki cuma geçti üzerinde. Bir kez olsun gözünü açmamıştır daha. Tabip Mikel öldü sandı ilkin görende. Şimdi tenine renk gelmiştir çok şükür.
Kasım'la Çağrı yanlarına doğru yürüyorlar. Dervişler Kasım'ı görüp saygıyla ayaklandılar. Muhabbetiniz bal şeker olsun pirdaşlar. Yunus Efendi'nin vaziyetinden söz dışırdık Kasım ağam. Ne ola ki Yunus Efendi'nin vaziyeti? Ne vakittir hasta yatağında yatar ağam. Onu konuşur idik. Boş lakırdının ne sıhhat diye ne de hastaya bir faydası yoktur. Madem fayda etmek istersiniz, kelam ziyanlığı edeceğinize dua ediverin bari. Çekti gidiyor. Dervişler ellerini göğüslerine koyup yeniden durdular. Çağrı pabuçlarını çıkartıyor. Hanım ana bahçedeki ocağın başında alevlerin üstündeki kazana su ekliyor. Elindeki helkeyi yere bırakıp kapıya yöneldi. Sapından tuttuğu peşkir elinde. Selamun aleyküm Valide Sultan. He, aleyküm selam Kasım Efendi. İlaçları mı getirmişsin? Getirmişim Valide Sultan. Yetmişsin. Efendi içeridedir. Kızım, Kasım Efendi ilaçları getirmiş. Alıver. Siz zahmet buyurmayınız. Hemşehimi görmem lazımdır. Hanım ana kenara çekilip buyur diye yol gösterdi. Kasım Bacım Sultan'a bakarak içeri yöneldi. Bacım Sultan kaçırdı gözlerini. Arkasından gidiyor. Hanım ana ocağın başına döndü. Şeyh Yunus'un başında bağdaş kurmuş ona bakarak tesbih çekiyor. Kasım boşlukta görünüp durunca şeyh öpüp bıraktı tesbihini. Gel Kasım gel. Kasım başıyla selam verip içeri girdi. Getirdin mi ilaçları? Getirdim şeyhim. Yunus'un başucuna çöküp ilaçları kenara bıraktı. Mikel Efendi nasıldır? Vaktim yetişmemiştir efendim. Derviş Çağrı'yı göndermişim muayenehanesine. Şeyh dik dik bakıyor. Kasım gözlerini kaçırdı. Siz zahmet buyurmayın. Oturduğu yerden uzanıp Bacım Sultan'ın elindeki içi su dolu tası aldı. Yunus'un çizikleri hafiften iyileşmiş. Bacım Sultan Yunus'a bakarak diğer tarafa dolandı. Kasım yanı başından ilacın birini alıp kapağını açtı, peşkire döküyor. Başını kaldırıp karşısında dikilen Bacım Sultan'a bir göz attı. Her namaz vaktinden sonra demiştim Mikel emmi. Döktün mü? Döktüm efendim. Kasım ilaçlı peşkiri yumuşak dokunuşlarla Yunus'un yaralarına değdiriyor. Şeyh gergin ifadesiyle izliyor. Bacım Sultan şefkatle Yunus'a bakıyor. Kasım peşkiri biraz daha ilaç döküp yeniden Yunus'un yaralarına götürdü. Bacım Sultan odaklanmış bir halde seyrediyor. Kasım bezin katını açıp kaşlarını çatarak Yunus'un diğer yanağına uzandı. Nefretle bakarak yaralarına sürmeye devam ediyor. Geri çekilip yüzündeki nefret ifadesini gizleyerek Bacım Sultan'a bir göz attı. Ardından aynı şişeyi yeniden alıp peşkiri biraz daha döktü. Nefretle bakarak Yunus'un alnına değildi. Hırsını alırcasına bastırarak yaraların üstüne sürtüyor. Gözlerini üstünden çekmeden geri çekilip yanı başındaki ilacı uzandı. Akşam vakti, Nallıhan Obası. Dervişlerle ahiler avluya dizilmişler. Hepsi de birbirlerinden üzgün. Önlerinden geçip çıkışa yürüyen heybeli bir adamla selamlaştılar. Tabip Mikel Efendi'ye sual etmişimdir. Ne diridir der, ne ölü. İki gün evvel Yasin okumaya varınca başına ilk kez gördüm ben de. Ay oldu ağam. Görsen nasıl süzülmüş Yunus bir daşım. İğne deliğinden geçer. İçeriden gelen bir derviş selam verip karşılarındaki mindere çöktü. Şükür diyelim ağam. Buna da şükür. Bir daha başında ya minberciden gelmeyeydi. Gözümün önünden gitmez onu kırda bulduğumu. Bir gören olsaydı ölmüş sanırdı. Vardır bir hikmeti diyelim. Şifa dileyelim pirdaşlar. Şifa dileyelim. Başlarıyla onayladılar. Aynalı kucağında kaplumbağa ile avluya gelip önlerine geçti. Başıyla selam veriyor. Nasılcasın aynalı pirim?
Gülümseyerek kaplumbağayı uzatırken Mesut kucak açtı. Namaz kılınır bu avluda. Kaç kez söyledik? Aynalı. Sokma şu necaseti içeri diye. Mesut bozulup geri çekti ellerini. Bir taş. Taşıyı veresin taşraya şunu. Dervişlerle ahiler tavrından rahatsız. Çağrı mecburen kalkıp pabuçlarını giydi. Kasım yalandan gülümseyerek yanı başındaki minberciye döndü. Öbür yanındaki Mesut içi burkularak Aynalı'ya bakıyor. Aynalı hüzünle kaplumbağasını seviyor. Çağrı çaresizce kaplumbağaya uzandı. Aynalı'nın eli vermeye gitmiyor. Birkaç kez çektikten sonra mecburen verdi. Çağrı elinde kaplumbağayla çıkışa yürüyor. Aynalı'yla minberci arkasından baktılar. Aynalı Kasım'a dönüp öfkeyle kaşlarını çattı. Kasım yüzüne bakmadan iç çekti. Aynalı sinirle huzur odasının kapısına yürüyor. Ali Taygu Kasım'ın tavrına sinir olup sesini çıkaramadı. Eskiden alır başını gider, aylar var dönmezdi. Şimdi hiç öte bile gitmez. Biz razıyız Aynalı'dan. Nallah'ın emanetidir o. Her şey eksik ola, Aynalı olmay. Biz de elimizden geldiğine sahip çıkarız işte. Kim ne olacak, nece olacak bilir miyiz ki? Bir açarsın gözünü, çekivermiş aklını. Mesut'la Demirci sinir olup önlerine döndüler. Güyen de selam verip yanlarına geçti. Demirci hala kızgın. Mesut Kasım'a dönüp ters ters baktı ve gerdan kırarak önüne çevirdi başını. Kasım'ın yüzü minberciye dönük. Hanım ana, bacım Sultan, Kira ve diğer kadınlar haremlikte toplanmışlar. Günden güne daralır mı zincirimiz azizler? O dedikodu etmiş, o falana filansın demiş. O yalancıymış. Bir iki makama tayin olmuş. Ötekisi ticarete atılmış, vakti yok imiş. Herkesin imtihanı var. Girecek tabii. Çalışmayı terk etsinler de senin boş lafını mı dinlemeye gelsinler daim? Değil mi? Ne yapalım o vakit? Gelenin yeri hazır, gidenin yolu. Ahaliye mi kızalım o vakit? Yunus ölü gibi yatıyor. Düşünene belaya maruz kalan kim? Bir başkasının sınavı, bir başkasına da bir sınav mıdır o vakit? Sınavdır. Sınav var ise uygun yanıtı vermek icap eder. Demek bülbül değil, kargadır öten. Hakikatten şakımaz. Kötülükleri haber eder çığlık çığlık demek. Millet imtihana hazırlanır. Sen de bir düşün. Senin imtihanın nedir o vakit? İmtihan ne iledir? Bela ile. Bela nedir o vakit? Sualdir. Maksat nedir sualden? Cevap almaktır. O da yetmez. Doğru cevap almaktır sorudan maksat. Kimisi mal ile, mülk ile, tarla ile, bağ ile. Kimisi para ile, pul ile, kimisi makam ile, mevki ile. Kimisi dert ile, kimisi derman ile. Bülbül de karga ile. Neden kimse toplaşmaz benim sesime? Ne olacak? Bülbülün belası, dinlenen karganın sadası. Ama ne demiş atalar? Sabır ile dut yaprağı atlastan kumaşa döner. Hele sabır, hele dur. Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler. Dersiniz ki şimdi gene ne anlatır bu ihtiyar? Ne anlatıverir bu bize belli değil. Size Hazreti Eyyub'un hikayesinden anlatıverdim mi daha evveli? Eyyub aleyhisselam, İshak aleyhisselamın oğlu İlyas'ın evladındandır.
Hazreti İsa'nın doğumundan 8 asır evvel ömür sürmüş. Validesi de Hazreti Lut evladından imiş. Şam taraflarında birçok serveti ve evladı var idi. Eşi de Yusuf Aleyhisselam'ın oğlu Efraim'in kızı Rahime idi. Hazreti Eyüp bolluk içinde yaşar idi. Ama her daim yoksulluğu gözetir, düşküne ihsanda bulunur idi. Hem serveti hem nesebi bol idi. Ta ki bu hal üzere 80 sene ömür sürdü. Derken geldi çattı soru. Bir gün gece ailesi uyurken evi çöktü. 10 tane evladına mezar oldu hanesi. Kalbi dağlandı. Ciğeri yandı Eyüp'ün. Ama devam eder idi bela. Bir sabah uyandı ki bütün vücudu çıbanlar içinde kalmış idi Eyüp'ün. Kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan hiçbir tabip yarasına merhem bulamadı. Gün geçtikçe bütün vücudunu kapladı çıban. Ama dut yaprağı gibiydi Hazreti Eyüp. Nasıl ki dut yaprağı atlastan kumaşa dönerken şikayet etmez, şikayet etmedi halinden tek bir nefeste dahi. Yıllar geçti. Derler ki 18 sene boyunca vücudu bu yaralar içinde görülmez oldu. Tabipler çaresiz, merhemler faydasız oldu. Bir gün karısı Rahime vardı huzuruna. Ey Eyüp dedi, yetmez mi bu çektiğin çile? Bir dua et de Rabbim seni bu musibetten, bu beladan kurtara. O karısı Rahime ki 18 sene Eyüp Aleyhisselam'ın yanından bir nefes ayrılmadı. İmtihan bir Eyüp'e olacak değil ya. Onun sınavı da bu idi belli ki. Lafı dolandırdık gene. Hazreti Eyüp eşine döndü buyurdu. Ey kalbimin ışığı dedi. Ben bunu nasıl dilerim Rabbimden? O ki bana 80 sene evlatlarımla zengin bir hayat verdi. Şimdi az biraz zora koştu diye ona nasıl isyan ederim? Bekleyelim ki 80 sene dola. Hele ödeşelim. Sonra talep edelim arzu eder isek. O cömerttir. Bunu dahi kabul buyurur. Ama şimdi isteme benden bunu dedi. Soruya muhatap olan Eyüp, imtihana giren ashabı. Şeytan boş durur mu? Kızmamak lazım. Şeytanın vazifesi de şeytanlık etmek. Vazifesini yaptı diye kızmak olur mu? Hemen dolaşmaya başladı Eyüp'e inananlara. Hani peygamber idi bu? Hani mucize? Biz bekleriz ki kör çocuğumuzun gözlerini aça. Kötünün anamızı ayağa kaldıra. Ama bu aciz kendi yarasının kurdunu ayıklar. Tabii, tabii. Haklı adamlar. Böyle peygamber mi olur? Vücudu 20 senedir yara bere içinde derman olamaz kendine. Haklılar. Bu ne biçim peygamberdir böyle? Yaraya sözü geçmeyenin iki cihana mı sözü geçecek? Tek tek terk etmeye başladılar Eyüp'ü. Bundan bize bir amman yok dediler. Bu hal eşi Rahime'yi pek üzmekteydi. Eyüp dedi ki, haklılar. Demek ki hakikati şakımaz dilimiz. Demek ki kargayız. Kötülükleri çığırırız çığlık çığlık. Nasıl devam eder kıssa? Seneler geçer. Vücudunu sarıp bedenini kurda boğan çıbanlar ta ki gelip onun kalbine ve diline bulaşırlar. İşte o vakit kalbine ve diline ulaştığı zaman cerahat açar ellerini ve Rabbine yakarır Eyüp.
Ya Rabbi der. Senden gelen sefa gelir. Ama bela dilime ulaşmıştır. Kalbime bulaşmıştır. Zarar artık banadır. Kitaplarda yazar ki diline dahi kalbine yaraları ulaşan Eyüp Rabbine dua etti. Ondan şifa diledi. Oysa nedir işin aslı? İşin aslı Eyüp der ki artık dilimle gerçeği halka şakıyamaz oldum. Dilimle şakıdığımı gönlümle ikrar edemez oldum. Dilden maksat söz, kalpten maksat ikrar olsa gerektir. Yoksa el kadar ette ne keramet ola ki? Demirci başıyla onayladı. Etkilenmiş bir halde dinliyorlar. Bu halde dilimle ne sana zikir edebilir, ne de dilimle zikrettiğimi kalbim tasdik edebilir. Şifa sendendir. Şifa ya Rabbi der. Hemen kendisine bir nida gelerek denilmiş ki, başını kaldır ya Eyüp. Duan kabul olundu. Ayağını yere vur. O da vurmuş. Yerden bir su kaynayıp çıkmış. Onunla yıkanmış Hazreti Eyüp. Dışındaki hastalıktan bir eser kalmamış. Ayağını tekrar yere vurmuş. Başka bir su gözü çıkmış yerden. Ondan içince de içerisinde hastalık adına hiçbir şey kalmamış. Tamamen sıhhat bulup kendisine gençlik ve güzelliği yeniden geri gelmiş. Ve daha sonra vefat eden evlatlarının iki misli evladı dünyaya gelmiş. Soruya uygun yanıt veren de ki, bu yanıtta sabır imiş o vakit. Sabırla dut yaprağı atlastan kumaşa dönüvermiş. Ne demiş erenler? Tırtılın yolun sonu dediğine usta kelebek dermiş. Müritler hikayenin etkisinden kurtulmaya çalışır gibi iç geçirirken şeyh gülümseyerek bakıyor. Yunus yatağında kıpırtısız, yüzünde ufacık bir mimik bile yok. Yaraları günden güne iyileşiyor. Usulca kıpırdattı başını. Rüyasında yaşlı haliyle Nallıhan'a gelmiş. Elinde asasıyla çarşıda geziniyor. Saçlarıyla sakallarına ak düşmüş çarşıda. O günden bu yana gözle görünür bir değişiklik yok. Dükkanlar açık, tezgahlar kurulu, sokaklar kalabalık. Yunus elini göğsüne koymuş, hasret giderircesine hüzünle bakarak ilerliyor. Kaşları çatık heyecandan, kalbi duracakmış gibi bir hali var. Ortadaki direklerden birine her daim güvendiğinin omzunda olan bir kırba asılmış. Yunus sıradan bir insan gibi orta yerde durdu. Etrafından kendi halinde gelip geçenler oluyor. Mevkisi karşısında hiçbiri el pençe divan durmuyor. Hepsi ona yabancı. Yunus keder çökmüş bir halde çarşıya bakıyor. İç çekip başını hafifçe yukarı kaldırdı ve gözlerini kapattı. Gözlerini açmadan Nallıhan'ın havasını iliklerine kadar hissetmek istercesine ard arda derin nefesler çekti. Öylece dikiliyor. Nefesini boşaltıp açtı gözlerini. Sol eliyle önü açık cübbesinin kenarını tutuyor. Diğer eliyle de asasından destek alıyor. Sokaklarda gezinen iki zabit geçip gittiler önünden. Sağından solundan geçenlerin hiçbiri oralı olmuyor. Yunus sundurması sütunlarla desteklenmiş hanın önünde, karşısındaki sokağın başında bir tezgah. Sol çaprazında kafes hayvanları satan bir esnaf. Yunus içli bakışlarıyla hasret giderircesine bakarken
resim dondu. Bu dizinin betimlemesi Tekden Film tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemedernegi.com. Sesli Betimleme metin yazarı Nezahat Şalkamcı, seslendiren Çiğdem Banlı Yeşilırmak, altyazı Gülay Yılmaz, Ecenaz Batmaz, işaret dili Müjde Kolçak, son kontroller Zerrin Yılmaz, Beliz Coşar, Samet Demirtaş, teknik yapım Murat Özçelik, Gülay Mart. Yönetmen Kamil Aydın, yapımcı Mehmet Bozda. Danışmanlar yardımcı doçent doktor Mustafa Takçı, yardımcı doçent doktor Hilmi Araç. Yapım sorumlusu Orhan Demirci, prodüksiyon amiri Fatih Kurt, reji koordinasyonu Seda Aydın. Kamera ekibi Rolant. www.tektenfilm.com.tr www.facebook.com/hunsemredizisi. Bu film TRT 1 tarafından Tekden Film'e yaptırılmıştır yazdı. Film makarası şeklinin içinde T harfinin altında Tekden Film yazılı logo.